Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, değerli arkadaşlar. Yani geçen kafama öyle bir takıldı, öyle bir takıldı. Söylemeden edemeyeceğiz yani. Çünkü üzerimizde belki bir vebal kalır. Neden? Az da olsa, sesimiz az da çıksa, çok yerlere ulaşamazsak da en azından kendi adımıza düşeni, söylememiz gerekeni yapmamız lazım söylememiz lazım. Gerektiğini düşündüğüm için bunun da bir vazifemiz olduğunu bildiğim için yani böyle bir video, böyle bir ses kaydı oluşturmayı uygun gördüm. O da şudur, en büyük canımızı sıkan şeylerden birisi. Yani zamanında bu ülkeye Diyanet reisliği yapmış bir kişinin çıkıp da böyle şeyler söylemesi inanın çok üzücü. Yani kendisi ehl Sünnet hocalardan okuduğunu bildiğimiz için geçmişinde böyle bir şey söylemesi acaba dedim yani hiç mi efendim geçmiş okuduğu alimlerden bu minvalde ders almadı mı? Yani veyahut da buraları kesip attı mı? Yani bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Mehmet Görmez dün akşam Habertürk'te keşke isim vermeseydim. Ama olsun Habertürk'te katılmış olduğu programda diyor ki Diyanetin yani şu andaki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbesiyle ilgili bir izah yapıyor. Diyor ki günahları diyor başımıza gelen belaları diyor günahlara hamletmeyin diyor. Yani ya da şöyle söyleyeyim tam metninde herhalde şöyle bir şey söylüyordu. Başımıza gelen belaları diyor. Birilerine efendim hamletmek, bir takım günahlara veya günahkarlara hamletmek, Allah adına konuşmaktır diyor. Bu yanlıştır diyor. Bu minvalde bir laf söyledi. E efendim ne yani konuşamayacak mıyız? E efendim şimdi milletin dilinde böyle bir slogan verdiğin zaman milletin ağzına ne kaldı ki Kur'an'dan ortada? Hiçbir şey kalmadı. Halbuki bir hocanın, bir alimin vazifesi Allah adına konuşmak değil midir? Kur'an'dan konuşuyorsa Allah adına konuşmak değil midir? Men emara bil ma'ruf ve neha anil münker fe huve halifetullah ve halifetul kitab ve halifetul rasul buyurulmuyor mu? Kim emri bil ma'ruf yaparsa, iyiliği emrederse, kötülükten nehyederse o yeryüzünde Allah-u Teala Hazretlerinin halifesi, kitabın halifesi, peygamberin halifesidir buyurulmuyor mu? Bir de biz Kur'an'dan efendim Mevla'nın bize buyurmuş olduğu şeyleri emri bil maruf olarak söyleyemeyecek miyiz? Mesela Lutili'nin yanlış olduğunu, efendim Lut kavminin bundan helak olduğunu, At kavminin yapmış olduğu günahlardan, Semud kavminin, efendim Sevt kavminin Yapmış olduğu hatalardan sebep helak olduklarını söylemeyecek miyiz? Söyledin, Allah adına konuştun. E söylemezsek ne söyleyeceğiz? Neyle insanları yanlıştan men edeceğiz? Yani ortada bir yanlış var. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselama ilk inen ayetler neydi? Estağfirullah. Ve enzir aşiretü kel akrabin. Akrabalarını korkut. Değil mi? Ya yuhel müddefir kum fe enzir kalk korkut insanları. Neyle korkutuyorsun? Allah'ın ayetleriyle. E bunu söylemeyecek miyiz? Başımıza gelen belaların efendim yapmış olduğumuz günahlardan olduğunu Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Me asabeke min hasenetin fe min Allah. Sana bir iyilik geldiyse bu Allah'tandır. Ve me asabeke min seyyiyetin fe min nefsik. Başına gelen belalar işte kendi nefsindendir buyurmuyor mu allah Teala Hazretleri? E şimdi demek ki başımıza gelen belalar kendi yapmış olduğumuz günahlar sebebiyle yani bunu söyleyemeyecek miyiz? Geçmiş kavimlerin de aynı böylesi yaşandı. Ve <laughs> me'asabe kun min musibetin başınıza gelen musibet febi eydi eydikum sizin kendi yapmış olduğunuz günahlar sebebi Allah böyle diyor. E şimdi hoca çıkıp da yine geçmiş kavimlerden ibret alarak bunları söylemeyecek mi? Bir de diyor ki efendim eee bu zamanın gençleri ateist, efendim deist, bunları diyor İbrahim'i düşünceler diyor, sorgulaması diyor. Niye? İbrahim aleyhisselam dedi ya Rabbi erini keyfetuhil mevta. Ya Rabbi ölüleri nasıl diriltiyorsun bunu bana göster. Gal evelem tüpmin inanmıyor musun? Şimdi buradaki ayeti kerimeyi alıyor. Bunun da bir tahlilini yapalım. Buradaki ayeti kerimeyi alıyor. Şimdinin ateist, deistine efendim hamle diyor ve bunu da diyor ki İbrahim'i düşünce. Allah aşkına bu nasıl İbrahim'i bir düşünce olabilir ki? Amentü'nün altı şartı var değil mi? Ee, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak değil mi? Peygamberlerine inanmak, ahiret gününe inanmak, kaza ve kader, hayır ve şerin Allah'tan olduğuna inanmak bunlar bizim amentümüz. E peki şimdi öldükten sonra dirilme amentü değil midir? İbrahim Aleyhisselam burada inanmıyor mu? İnanıyor ki ayeti kerimenin devamında bunu görüyoruz. Gale ne dedi İbrahim Aleyhisselam? Bela. Senin bunu çok iyi bilmen lazım. Bu ne demek? Cümleyi efendim eğer böyle istifhamla gelmişse, nefiyle gelmişse tam tersine çevirir. Hayır inanıyorum demektir yani. Naam olsaydı evet inanmıyor mu olurdu? Yani bunu bilmeyecek en ufak bir efendim az buçuk sarf nahi okuyan, nahi okuyan bir insan bunu bilir. Ve yetmiyor. Velakin bu da geçmiş cümledeki tevehhümü kaldırır. Her insanın bunu bilmesi lazım bu velakinin. Lakinin. lakinin. Velakin liyetme inne kalbi. Ancak kalbin ne olsun diye. Şimdi burada şöyle bir şey diyoruz. Efendim ilmin üç basamağı vardır. Nedir o? İlmel yakın. aynel yakin, hakkal yakin. İlmel yakin ne demek? Bir izah yapalım burada. Ben şimdi hiç Amerika'ya gitmemişim, Japonya'ya gitmemişim. Ama Japonya'nın var olduğunu, Amerika'nın var olduğunu değil mi? Bu kadar söylentilerle, medyayla, şunla, bununla biliyoruz. Bak bu ne oldu? İlmel yakın. Şimdi buradan bindim uçağa, gittim oralara, gezdim, gördüm, sokaklarında dolaştım. Bu ne oldu? Aynel yakın oldu. Ee, ya da şöyle bir misal vereyim. Estağfurullah bunu söylemeyeyim. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Atıyorum hiç hayatımda ateş görmemişim. Veyahut da hiç adını duymadığım bir meyve duymuşum. Şimdi diyorlar ki böyle böyle bir ateş var. Veyahut da bir karpuz denilen bir meyve var. Ben diyorum ki tarif edin bakayım bana. Resmini gösteriyorlar falan filan. Ee, veyahut da sözlü ta tarifini yapıyorlar. Diyorlar ki Efendim ateş var, böyle böyledir falan filan. Bakın bu benim öğrenmelerim ne oldu? İlmel yakin. Sonra gittim ateşin yanına veyahut da karpuzun yanında. Misal veriyoruz ya. Gözümle gördüm. Evet, ilmim bir üst seviyeye geçti. Ne olmuş oldu? Aynel yakin oldu. O ateşin içine girdim veyahut da o karpuzu yedim, tadını aldım veyahut da o ateşte yandık. Ne oldu o? Hakkal yakin olmuş oldu. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı bir ateist, bir deistle aynı kefeye koyamayız. Diyor ki, gale bela, inanıyorum. Burada ateist, deist diyor ki, inanmıyorum. Amentüsünde sıkıntı var. Nasıl İbrahim'i düşünce diyeceğiz? Ve lakin ne kalbi diyor. İnanıyorum da, hakkal yakine geçmesini istiyorum imanım. Az önce yaptığımız tariften anlayın yani. Hakkal yakine geçsin imanım. E şimdi Arkadaşlar yani bu nasıl bir hezeyan olmaz mı yani? Bir İbrahim Aleyhisselam gibi ülül azim bir peygamberi efendim halini alacaksın ateist deistle aynı kefeye koyup bir misal vereceksin. E bundan sonra bir ateist bir deist de diyebilir ki ben İbrahim'iyim diyebilir. Sorguluyorum diyebilir. Ya olabilir mi hiç böyle bir hezeyan yani? Çok yanlış bir düşünce. Yani bir de peşinden işte yok efendim Ondan daha büyük günahtır. Ney? Siyasi e, günahlar. Irak'ta olanlar falan filan. Başlıyorlar böyle söylemeye. Ya arkadaş o da büyük günah. Bu da büyük günah. Senin bunu söylemen de büyük günah. Yani nelere yol açacağını insanın biraz düşünmesi lazım. Bir de ne hikmettir anlamadım. Niye bu kadar Mevlana suistimal ediliyor? İnananı da Tamam inananın Mevlana hakkında konuşmasını anlarım da inanmayan bile Mevlana'dan suistimaller yaparak, yaparak bir şey söylüyorsan aa Mevlana mezarında ters döndü. Niye? Mevlana gibi düşüneceğiz. Ya arkadaş eğer bu çoluk çocuk ateist veya deist oluyorsa demek ki bu çocukların efendim eğitiminde bir sıkıntı var. Niye bir medreseden bir ateist deist çıkmıyor? Medrese diyorum. Bakın başka bir kurumun ismini zikretmiyorum. Medreseden niye çıkmıyor? Ya hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Aklımda o kadar çok şey var. Biraz böyle bu mevzuya canım sıkıldığı için inanın kelimeler bile aklımdan uçuşuyor gidiyor yani. Hani insan sinirlendiği zaman olur ya. Dinde felsefe. Felsefe yapan yapana, Mevlana'yı suistimal eden edene, Bakalım ne olacak? Yani bir de Hz. İbrahim'den misal verilmesi benim acayip bir tuhafıma gitti yani. Peki şu mevzuya da bir izah getirelim. İnsanın yapmış olduğu günahlardan sebep başına belalar gelir mi? Bakın bu kadar ayet okuduk az önce. En başında okuduğumuz. Devamında da hadisi şeriflerden okuyalım bakayım. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? kata kalmine lla kat Beyım bir kalmin arasında söz bozmalar sözün senet olması denilen bir tabir var ya o artık çıktığı zaman insanlardan sözünde durmayan insanlar olduğu zaman kime karşı Allah'a karşı kullara karşı birbirleri arasında söz bozma olduğu zaman ne olur aralarda ölümler başlar. Millet birbirini katletmeye başlar. Oluyor mu olmuyor mu? Sen bana bu sözü verdin de sözünde durmadın diye diye birbirlerine girenler. Evet. Ve la zaharatil fi illa sallatallahu alayhimul Efendim bir kavimde fuhşi işler, zina vesaire gibi işler yayıldığı zaman Allah ne yapar? O kavme ölüm verir. Aralarında ölüm çoğalır. Fuhşi işler çoğaldığı zaman ölüm çoğalır. Allah aşkına ya ya bir kere de deyin ki yanlışa yanlış deyin yani. Yani yanlışa doğru diyerek siz bu insanları kurtar kurtaracağınızı mı zannediyorsunuz? Ya deyin ki benim peygamberime bile ilk gelen değil mi? Gun <laughs> fe korkut. Ya arkadaş korkutarak biraz da bir deneyin yani. Bu millete korkuttuğun zaman daha iyi anlatabiliyorsun. İlla korkutun da demiyoruz yani. Ama diyor ki hikmetlerini anlatın diyor. Evet her şeyin hikmetini nasıl anlatacaksın? Soruyorum. Mesela Nahil suresinde Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ya vel hayle vel bighale vel hamira li buha ve zine. İşte sizin için at, katır, eşek yarattım diyor. Niçin binin zinetiniz olsun? Ve ahluku ma la ta'lemun buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. Daha neler yaratacağım sizin siz bilmiyorsunuz. Bakın ta 1400 küsur sene önce Allah trenin var olduğunu ilminde biliyordu. Uçağı biliyordu. Arabayı biliyordu. Değil mi? Diyor ki Allahu Teala Hazretleri daha neler yaratacağım bilmiyorsunuz. E şimdi karşımızda yani ilmi Rabbani var. Biz şimdi aciz ilmimizle o ilmi Rabbani'yi nasıl anlayabileceğiz? İlmi ilahi nasıl anlayabileceğiz? 1400 sene önce insanlara bunu dediğin zaman anlayamazdı. Hadi hikmetini anlat. Soruyorum domuz etin niye haram? Diyeceksin ki pis bir hayvan. Peki o zaman bu kadar Hristiyanlar çatır çatır yiyor. Danadan koyundan daha çok yiyor. Niye bir şey olmuyor yıllardır? Hadi bakayım felsefe yap çık hikmetini anlat. Az önce okuduğum ayetin 1400 sene önce hikmetini anlatsaydılar. Nasıl anlatabilecekler? Şu olacak bu olacak demiş mi? Ya arkadaş müttakinin ilk sıfatı nedir? Hüdenlil müttakin ellezine yü'minune bil gayb. Gayba iman ederler. İnsanın anlayabildiği taraf olur, anlayamadığı taraf olur. Yani bu, bununla bu şekilde biz bu gençleri doğru yola çekemeyiz. Ya nasıl olacak? Medrese usulüyle anlat, anlata, anlat, anlata olacak. Dediğim gibi hiç medreseden bir ateist çıkmıyor, bir deist çıkmıyor. Ha yaşanmamış mıdır? Olabilir mi? Olabilir. Belki milyonda, milyarda bir. Evet. İşte belalar nasıl... Belalardan sebep efendim bunu hamletmeyelim diyor. Belaları diyor günahlara hamletmeyelim diyor. Yani lutilikten, zinadan vesaire bela gelmez. Böyle diyor. E Resulullah Efendimiz de diyor ki okuduğum ayetler de ortada. Kur'an'da da geçmiş kavimlerin yapmış oldukları be, e, günahlardan sebep başına gelenler de ortada. Kur'an da diyor ki bunlardan sebep o kavimleri helak ettim. Resulullah Efendimiz de diyor ki Ümmetten böyle böyle şeyler olursa bu ümmetin içerisinde olur. Bunlar başınıza gelir diyor. Ve la mena'a kavmin zekat illa habasa Allahu anhumul kadar. <laughs> Allahu Teala Hazretleri diyor. Eğer bir kavim zekatını vermezse yağmurları keser diyor. E hani neden sebep başımıza geliyor? <laughs> Başka bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Fakale sallallahu aleyhi ve sellem ya ma'şeral muhacirin ey muhacirler. <laughs> Hamsu hisalin izebteleytum bihinne ve uzu billahi tudrikuhunne. Ey muhacirler. Beş şey sizin aranızda zuhur ederse ki ben ondan Allah'a sığınırım. Sizin o durumun sizin içerinizde yaşanmasından bundan Allah'a sığınırım diyor. Bu beş şey nedir? Lem tadhhiru fahişetu fil kavmi katlı hatta yu'linu biha illa fashafihi mutta'un. Bir kavimde efendim fuhşi işler yayıldığı zaman, zina ve zinanın çeşitleri yayıldığı zaman ne olur? Orada taun ortaya çıkar. Taun. Taun ne demek? Ateşli hastalıklar demek. İsmi, adı sanı bilinmeyen, sonradan ortaya çıkan milleti efendim şaşkın edecek şeyler, hastalıklar. Ya diyorsun ki Kur'an-ı Kerim efendim dedik ya ya dönüp dönüp aynı şeyleri konuşuyoruz ama hakkınızı helal edin. Yani konu konu belki gidemiyoruz ama konumuz sabit. Ya Allah aşkına. Kur'an-ı Kerim diyor ki bu kavimler bunları yapmış. Bunlardan sebep başına gelmiş. Diyeceğiz ki şimdi millete inci boncuk dağıtmak için tamam mı? Hoş, şirin gözükmek için. Yok yok bundan gelmedi. Siz işinize bakın. Allah aşkına bu millet zinaya devam mı etsin yani? Yok yok bela gelmez siz devam edin ahiret tertilenir. E adam kimisi ahirete inanıyor kimisi inanmıyor. Ne yapsın? İnanmayan devam mı etsin yani? Veya inanan da. Bırak hadi inanmayanı geçtik. İnanana gelelim. Ya tamam tövbe ederiz falan filan deyip devam mı etsin yani? Hiç korkutmak lazım değil mi? Yani bu Kur'an ve enzira şiretekel akrabin en yakın akrabalarını korkut dediği zaman Resulullah Efendimiz topladığı zaman bunlardan bahsettiği zaman Ebu Leheb demedin mi? Ellerin kurusun Muhammed bunun için mi bizi çağırdın demedi mi? Bunun üzerine Tebbet suresi inmedi mi? Tebbet ye da ebi lehebin ve tebbe inmedi mi? İndi. E bu Kur'an. Daha bunun gibi. <laughs> e o zaman biz bunu anlatmayacağız. Şunu anlatmayacağız da ne anlatacağız? Ne felsefemizi mi anlatacağız yani? Daha ne ortaya çıkar? Bakın foşi işler yayıldığı zaman daha ne ortaya çıkar? Ve leceulleti lem tekut fi onlardan önce hiç daha önceki kavimlerin başına gelmeyen bir açlık onları yakalar buyuruyor Resulullah Efendimiz. Daha önce hiç çekilmeyen açlıklar milletin başına gelir. Böyle zinalar vesaire yayılırsa Bakın başka bir hadis-i şerifte ne buyuruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? <laughs> İzâ zulme ehlü zimmeti kâneti devletü devletel aduvi. zimmi yani devletin himayesine girmiş. Devlet ona himaye vermiş olduğu kişilere zulmedildiği zaman hala sen kafirsin vesaire diye ki adam devletten izin almış. Hala üzerine gidilirse devlet onların olur ha diyor. Bundan sakındırıyor Resulullah Efendimiz. Yapmayın kimseye zulüm diyor. Ve izâ kethura zina kethura siba. Eğer bir yerde zina çoğalırsa hapsolmalar çoğalır diyor. Esirlikler çoğalır diyor. Yani ibret almamız gerekmiyor mu? Bakın birçok insan evinde. Çıkamıyor dışarıya. Yani biraz hani insanlara şunu demek lazım değil mi? Korkutmak. Bakın bu biraz yani bunların da önü alınamamaya başlanmıştı bu da sebep olabilir ama arkadaşlar tövbe edelim falan diye uyarmak lazımken diyeceğiz ki ya yo, yo bundan değildir. Öyle mi diyelim yani? E hocanın işi ne? Peygamber varisi değil mi? Ya Allah adına, peygamber adına kitapta gördüklerini anlatacak değil mi? Anlatacak. E böyle bu buyuruyor işte. Ve Allahu Teala Hazretleri bu ümmeti niye bu kadar büyük etti? Değil mi? Vel minkum ümmetün yed'ûne ilel hayr Yemurunu bil maruf ve enhevne münker. Sizden bir ümmet olsun, bir hoca cemaati. İnsanlara iyiliği emretsin, kötülüğü emretsin. Değil mi? Ve niye hayırlı olduk? Küntüm hayra ümmetin uhricet dinna. Siz ümmetler içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Neden peki? Temurune bil maruf ve tenhevne anil münker. İyiliği emredersiniz, kötülükten edersiniz E bu nehyetmekle neyle olacak? Allah'ın kitabıyla, hadisle, Kitapla, ayetle değil mi yani? E neyle yapacağız? Felsefeyle mi yapacağız? O zaman herkesin felsefesine göre günah kavramı olur. Bak bugün Çin'de adam yiyor ya her bulduğunu yiyebiliyor. Yani haramla helalin arasını ayıran kitap değil midir? Sünnet değil midir? Allah Allah. Ve izâ kethurallûtiyyetü Lutilik çoğaldığı zaman bir millette lutilik Rafa <laughs> Allahu ve celle yubali fi Allahu Teala Hazretleri bu livata çoğaldığı zaman hiç bakmaz ümmetin kuvvetini milletin üzerinden çeker. Ne olmuş? Açlık mı, susuzluk mu? Hangi hastalıkla helak olmuş? Nerede ölmüş hiç bakmaz buyuruyor Resulullah Efendimiz. E sen hadis hocasısın. Bunları bilmen lazım. Bunu millete söylemen lazım. Yani ne acayip bir şey. Günahlardan sebep olmaz. İyi o zaman Kur'an'da bir şey kalmadı. Geçmiş ümmetlerin başına boşuna bu işler mi geldi yani? Yani bir ibret değil vesaire hiçbir şey değil. Ya biz demiyoruz ki yani bu lutilik şöyledir böyledir. Ya biz bunu Allah'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emrettiği şeylerle bu insanları bundan nehyetmemiz lazım. Bu insanların da içinde öyle insanlar var. İman sahibi. Bunları okuduğun zaman adam bırakabilir. Ne buyuruyor Resulullah Efendimiz? İze İze teseletül lutiyyü bil bihar lem yadhar Lutili işine devam eden bir kimse bütün denizlerle yıkansa bütün denizleri alıp gusül alsa, temizlenmeye çalışsa lem yadhar temizlenemez. İlla ancak temizlenir. Neyle? Bir tövbe. Tövbeyle. Ya bu millete bunu söylemek lazım. Bakın arkadaşlar bunun yanlışı var. Ya bugün bir bebek bile değil mi arkadaşlar? Bebek doktorları falan ne diyorlar? Annelere devamlı tavsiyelerde bulunurlar. Çocukların altını sık sık değiştirin derler. Niye? Ya o çocuk oraya altına yapıyor. Sen o pislikle bıraktığın zaman bu çocuğun idrar yollarında vesaire gibi şeylerinde e, hastalıklara sebep oluyor. İdrar yollarında iltihap gibi hastalıklar gibi şeylere sebep oluyor. Bu aklende naklende belli bir şey. İnsan bunu yasaklaması lazım değil mi? Çok ağır konuşamıyorum. Yani çok açık konuşamıyorum ağır olur diye ama bu bu belaya müptela olanların da ayetlerle hadislerle bir şekilde tövbeye davet edilmesi lazım. E sen herkese açık kapı bırak. Efendim, adam ateistse, deistse, İbrahimi diyelim bırakalım. Lutilikte kim diyor merak etme. Günahdan sebep hiçbir şey gelmez. Ya inanın şu minvalde kaç tane ayet, kaç tane ciltler dolusu hadis-i şerifler var veya. ya. Yapmayalım ya. Yapmayalım. Daha belki söylenecek çok şey var ama ne yapalım bu kadarlıkla iktifa etmiş olalım. Ya sadece şurada arkadaşlar şu kitapta bahis bahis gidiyor. bu kitapta bahis bahis gidiyor da okumaya falan vesaire zaman yok. Facebook'ta bununla ilgili bir videom var. Youtube'da yayınlayamadık. Elimizdeki imkanları da olmamasından sebep. yani dileyen Facebook sayfamızdan dinleyebilir yani. Ne diyelim Allahu Teala Hazretleri ehli sünnetin sesini gür eylesin. Daha çok yerlere ulaştırsın. Ama ben bakıyorum bu böyle konuşanların efendim videoları yüzler, binler, 200 binler izleniyor. Bizim gibi insanların videoları bizim demeyeyim kendimi efendim tenzih edeyim yani ben onlardan değilim. Ama doğruyu anlatan, ayetle, hadisle konuşan insanların videoları hiç o kadar ulaşmıyor yani. Ulaşmıyor. Bu millete ulaşmıyor. Ne diyelim? Allahu Teala Hazretleri ehli sünnetin sesini çok daha insanımıza, çok daha fazla bir kesime ulaştırsın. Amin. Ve bu tip zinaymış, lutilikmiş, bu tip günahlara müptela olanlara Allah tövbe nasibi müvesser eylesin. Tövbe kapısı açık. Bu insanlar bitmiş, tükenmiş değiller. Mevla Teala Hazretleri en son okumuş olduğumuz hadis-i şerifte ne buyurdu? Resulullah Efendimiz rivayet, yani Resulullah Efendimiz ne buyurdu? İlla bir tövbe dedi. Tövbe ederlerse temizlenirler. Tövbe gibi bir sabun var. Bununla temizlenmenin yollarına baksınlar. Yani insanın zevki bitmez. Bu nefsem durmadan zevklenmek ister. Zevkin sonu yok. Nefsem e, hazını verdikçe daha çok acıkır. Daha verdikçe daha çok acıkır. Yani yetinmeyi bilmez. Hep daha fazlasını ister. O yüzden tövbe edelim. Mevla Teala Hazretlerine sığınalım. Kiminle günah varsa Efendim bunun yanında içki içmek olabilir. Efendim uyuşturucu maddeler vesaire olabilir. Aman arkadaşlar. Aman. Allah muhafaza eylesin. Bir de videoya son verirken şu hatırlatmada bulunayım. Ee, bizim bu anlatmış olduğumuz şeyler asla ve kat'a insanları tahkir etmek için değildir. Hocaların anlattığı şeyler insanları yanlışından çevirmek içindir. Bakın başımıza bunlar gelebilir arkadaşlar. Yapmayın diyebilmek içindir. Yoksa tahkir edip aşağılamak için değil. Hocanın cenneti yok ki koysun, hocanın cehennemi yok ki cehennemine koysun. Hoca sadece bildiğini, okuduğunu üzerindeki mesuliyeti insanlara söyler. Yani insanların yarın bir gün efendim karşılaşabileceği sıkıntıları insanlara anlatır. Evet. O yüzden bunu böyle algılayalım. Diğer bir hatırlatacağım şey ise hani hatırlıyorsunuz mu? Ee, Ramazanın başında bir gürültü kopardılar. Birisi bir laf attı. Whatsapp'ta vs. illete neymiş efendim Ramazanın başı Cuma'ya geldiği zaman 15. gecesi gökten bir ses duyacaktık ya unutmayın ha bu Cuma önümüzdeki Cuma Bakalım acaba bekliyoruz kulaklarımızı da dört açtık. Acaba o ses gelmezse ne yapacağız acaba? Sakın şey olmasın. Şimdi oradan prim kasıp da videoları çok izlenenler demesinler. Biz duyduk falan demesinler. Biz niye duymadık deriz. Veyahut da davulcuların sesi bastırdı. Hep bu Ramazan davulcularının hatası falan demesinler. ha. Tamam bu da unutulmasın yani. Ama maalesef yani ne desen Çıkacaklar işin içinden. Ya yalanla vesaire. Ben hiç utananı görmedim ki. Kimler ne yalanlar söylediler. Yıllardır da ekranlardalar. Söylüyorlar söylüyorlar. Bir şey olmuyor. Kimse de demiyor ki. Efendim sen amma yalancı adamsın. Hani böyle olacaktı. Hani şöyle olacaktı. Niye bizi kandırıyorsun. Kimse de demiyor. Onlar da meydanı boş bulmuş. Sallayan sallayana yani. Ee, ve bu zamanda da şöyle bir şey var. Hakikat mi yoksa algı mı daha çok iş yapıyor? Algı. Milletin algısı tamam mı? Whatsapp'tan bir şeyleri bir yayınladı. Algıyı oluşturdu. Daha çok iş yapıyor. Onu, o algının peşine onu tasdik edenler daha çok izleniyor. Ama doğruyu söyleyenler, hakikati söyleyenler az oluyor. Ve daha az izleniyorlar. Ve böylelerine de meydan kalıyor. Mevla muhafaza eylesin. Biz üzerimizi dişeni yapalım. Biz söyleyeceğimizi hak hakikati söyleyelim. Artık femen el yükmin ve men el yekfur. Dileyen inanır, dileyen inkar eder. Velhamdülillahi Rabbil alemin.